hiç inmeye geçirmemek istediğinizi tahmin edebiliyorum. Eğer inmeye geçirdiyseniz de bu inmenin geçirdiğiniz ilk ve son inme olmasını, yani başka bir inme geçirmek istemeyeceğinizi düşünüyorum. Peki acaba inmeyi engellemenin yolları var mıdır? İnme geçirme riskini nasıl azaltabiliriz? Sonuçta inmelerin çoğunluğunun önlenebileceğini biliyoruz. Bu durumu bir sınıflandırma yaparak adlandırmak istiyorum. İlmeği yaşam tarzımıza bazı değişiklikler yaparak, ilaç kullanarak ya da cerrahi müdahalelerle engelleyebiliriz. Evet, şimdi gelin bu sınıflandırma üzerinden gidip bu yöntemlerin ilmeği nasıl engelleyebileceği hakkında konuşalım. Bu arada bu sınıflara dahil olarak yapılabilecek her şeyden değil, yalnızca en önemlilerinden bahsedeceğim. Yaşam tarzıyla başlamak gerekirse, Burada ilk olarak tansiyonun kontrol altında tutulmasından, daha doğrusu düşürülmesinden bahsedeceğim. Neden mi? Çünkü yüksek tansiyon ya da kan basıncı, kan damarlarınızı hasar vererek inmenin gerçekleşmesini kolaylaştırır. Hatta yüksek tansiyon, inmenin en önemli risk faktörüdür diyebiliriz. Ve yaşam tarzımız söz konusu olduğunda, tansiyonumuzu düşürmek için yapabileceğimiz birkaç şey vardır. Düzenli olarak egzersiz yapmak, kardiyovasküler sistemi güçlendireceği için tansiyonumuzu düşürebilir. Buna ek olarak tuz tüketimini azaltmak da tansiyonumuzu düşürür. Çünkü yüksek miktarda tuz kan damarlarımızda daha çok su birikmesi demektir. Bu da haliyle yüksek tansiyon anlamına gelir. Alkol tüketimini azaltmak da yine aynı şekilde tansiyonumuzu düşüren yaşam tarzı değişiklikleri arasındadır. Yaşam tarzı üstünüme bir de sigarayı eklemek istiyorum. Evet. İnme söz konusu olduğunda sigara kullanmıyor olmak çok ama çok önemlidir. Hatta ve hatta sigara kullanmak ve tansiyonun kontrol altında olmaması inme riskini artıran en önemli iki faktördür. Sigara kullanmak damarlarımıza zarar verir ve tansiyonu artırır. Kısacası sigara kullanmak gerçekten de çok kötü bir şeydir. Anlaştık mı? Devam edelim. Kilomuza dikkat etmek de önemlidir. Bu fiziksel olarak her gün aktif olmak demektir. İster her gün yürüyüş yaparak, ister köpeğinizi gezdirerek, isterseniz de torunlarınızla oyun oynayarak, kısacası yaşınız için doğru bir biçimde fiziksel olarak aktif olabilirsiniz. Buraya sağlıklı beslenmeyi de eklemek istiyorum. Sebze ve meyve tüketimini arttırmak, trans yağ ve doymuş yağlardan uzak durmak gibi. Araştırmalar insanların ideal kilolarında ve sağlıklı bir bel çevresi ölçüsünde sahip olmalarının inme ve kalp krizinin de aralarında olduğu damar hastalıklarını önlemede çok önemli olduklarını kanıtlamıştır. Bu anlamda sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak kolesterol seviyesini ve tansiyonu kontrol altında tutmamıza yardımcı olurlar. Son olarak bir de diğer rahatsızlıkların tedavi edilmesini eklemek istiyorum. Çünkü bu rahatsızlıkların bazıları bağımsız olarak inme geçirme riskini artırıyor olabilirler. Örneğin eğer diyabet hastasıysanız kan şekerini kontrol altında tutmalısınız. Bunu sağlıklı beslenme, egzersiz ve ilaçlarla yapabilirsiniz. Çünkü kan şekerinin dengelenmemesi kandaki lipid dengesini bozarak kan damarlarına zarar verir ve bu da inme riskimizi artırır. Sırada ilaç kullanımı kategorisi var ilme riskini azaltmak ya da önlemek için kullanılabilecek 4 ana ilaç grubu vardır. Tansiyonu düşüren ilaçlarla başlamak istiyorum. Yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle tansiyonu düşürmek dururken, kim ilaç kullanmak ister ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama eğer yaşam tarzında yapılacak değişiklik yeterli değilse, doktorunuz hem istemik hem de hemorajik inme riskini azaltacak ilaçlar kullanmanızı isteyebilir. Bunlara örnek olarak ACE inhibitörleri olarak da adlandırılan kan damarlarını gevşeterek kan hacmini düşüren ve dolayısıyla tansiyonu düşüren ilaçları verebiliriz. İkinci olarak antiplatelet ilaçlardan bahsedelim. Örneğin aspirin. Antiplatelet ilaçlar kanımızda kan pıhtılarının olur olmadık miktarlarda oluşmasını engeller. Mesela aspirin gibi ilaçlar trombositlerin gruplar halinde bir araya gelerek trombosit kümeleri oluşmalarını engeller pıhtının bir önceki versiyonu gibi olan bu ufak trombosit kümeleri ne kadar az olursa kan akışında o kadar az pıhtı oluşur ve bunların birinin gidip de beyin damarlarımızdan birini tıkama riski azalır, öyle değil mi? Antiplateletler gibi çalışan antikoagulanlardan da bahsedelim. Varfarin isimli çok sık kullanılan antikoagulan ilacı duymuş olabilirsiniz. Bu ilaçlar kan pıhtısı oluşumunda kullanılan bazı proteinlerin üretimini azaltarak var olan pıhtıların daha fazla büyümesini önlerler. Çünkü bunun için yeteri sayıda protein yoktur. Bunlar ayrıca yeni pıhtıların oluşmasını da engeller. İnme riskini azaltmak için kullanılabilecek son ilaç grubu lipid düşürücü ilaçlardır. Bu ilaçlardan kolesterol düşürücü ilaçlar olarak bahsedildiğini de duymuş olabilirsiniz. Bu kategori altında farklı şekillerde işleyen farklı ilaçlar vardır. Örneğin statinler, karaciğerin kolesterol üretimini azaltır. Burada örnek olarak reçetelere en sık yazılan statin olan lipitordan bahsedebiliriz. Lipid düşürücü ilaçlardan bir diğeri de ezetimiptir. Bu ilaç, bağırsaklarımızdaki kolesterolü emerek vücut tarafından geri emilimini engeller. Lipid düşürücü ilaçlar, kandaki lipid seviyesini dengeleyerek inme riskini azaltır. Bu listeye bir de inmeye sebep olabilecek diğer hastalıkları tedavi eden ilaçları da eklemek istiyorum. Örneğin atrial fibrilasyon. Bu rahatsızlıkta kalbin kulakçığındaki pıhtılar oluşur ve bu pıhtılar bazen beyne giderek inme oluşmasına sebep olur. Bu sebeple kulakçıkta oluşacak bir pıhtının inmeye sebep olmaması için kontrol altında tutulması gerekir, öyle değil mi? Evet, burada çoğunlukla kalp ritmini ya da nabzı kontrol altında tutan ve pıhtıların oluşmasını engelleyen varfarin gibi antikoagülan ilaçlar bulunur. Kısacası, inmeye sebep olabilecek diğer rahatsızlıklarında ilaçlar yardımıyla kontrol edilmeleri gerekir. Son kategorimiz ise inme riskini azaltan cerrahi müdahaleler yani ameliyatlar. Pıhtılar, Kolesterol birikimi olan aterosklerotik birikimler sebebiyle oluşur ve bunlar genellikle karotis atar damarlarındadır. Aterosklerozun bir sonucu olarak atar damarlarımızda kolesterol ve nekrotik birikintiler oluşur. Bu birikintilerden kopan parçalar da beynimize gelerek buradaki damarlardan birinde tıkanıklığa sebep olur ya da giderek büyüyerek karotis atar damarının tıkanmasına yol açabilir. Bu iki durumda beyne yeterli kan ulaşmasını engelleyeceğinden inmeye sebep olur. Bu durumun inme ile sonuçlanmasını engellemek için cerrahlar bu birikime müdahalede bulunabilir. İçinde aterosklerotik birikim olan karotis atar damarında açılan küçük bir kesik aracılığıyla inmeye sebep olabilecek bu nekrotik birikinti temizlenebilir. Bu yönteme karotis endarteroktomi adı verilir inme riskini düşüren bir başka ameliyat daha var. Bu ameliyat da bahsetmiş olduğum plaklarla alakalı. Karotis plaklar inme riskini bir hayli arttırdıklarından dolayı, eğer karotislerde plak birikimi varsa, cerrah damarın içine stent denen genişletilebilen bir tüp yerleştirebilir. Bu tüp damar duvarlarını genişleterek kanın beyne ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Evet, bu yöntemde damarların içinde birikmiş olan aterosklerotik plakları sıkıştırarak kan akışının devamını sağladığından iskemik inme riskini büyük ölçüde azaltır. Evet. Tansiyonu düşürmek gibi yaşam tarzımızda yapabileceğimiz değişikliklere ek olarak sigara kullanmamak ve kilomuza dikkat etmek de inme riskini azaltır. Bunlara ek olarak antikoagulan ve antiplatelet ilaçlar ve cerrahi bazı müdahalelerde inmeyi engelleyen yöntemler arasındadır.